Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu periyodik sistem olacak arkadaşlar. Artık yeni üniteye, yeni konumuza iyice derinlemesine dalmış oluyoruz. Şöyle program üzerinden bakalım. Ara tatilimizi tamamladık. Artık dolu dizgin çalışmalarımıza yine devam edebiliriz. Periyodik sistem konusunu şimdi yapacağız. Bir sonraki dersimizde ise periyodik özellikler yapacağız. Yani periyodik sistemin artık kapanışını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir program bizi bekliyor arkadaşlar. Hiçbir dersi kaçırmamaya özen gösterelim lütfen. Eğer hala da kanala abone olmayan varsa bir an önce abone olsun diye tepsiyemizde de bulunalım. Şimdi neler yapacağız peki? Arkadaşlar periyodik sistem nasıl doğdu, nasıl ortaya çıktı, hangi aşamalardan geçti de bugünkü halini aldı. Mendeleev ve Mozeley'den özellikle bahsederek tarihçesi üzerine konuşacağız öncelikle. Ardından modern periyodik sistem üzerine konuşacağız. Gruplar nelerdir, periyotlar nelerdir, bu sistem nasıl dizilmiştir bundan bahsedeceğiz. Ardından atom numarasını bildiğimiz bir elementin periyodik sistemdeki yerini nasıl bulacağız? Bundan bahsedeceğiz ve son olarak da elementleri metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere sınıflandıracağız ve bunların özellikleri üzerine konuşuyor olacağız. Haydi bakalım. Peki dersimizi tamamlayınca bu bize neler katmış olacak arkadaşlar? Doğada bulunan elementlerin Periyodik sistemdeki yerlerini öğreneceğiz ve periyodik sistemdeki konumlarıyla e, özellikleri arasındaki ilişkileri değerlendireceğiz. Ve son olarak da tabii ki elementleri sınıflandıracağız. Hep birlikte az önce söylediğimiz gibi tabii ki dersi tamamladıktan sonra bizi bekleyen ödevler olacak. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar sıfırdan dokuza kimya temel kaynağımız olarak ödev kitabı olarak karşımıza çıkacak. Eğer hala da kitabımızı edinmeyenler varsa bir an önce edinip ödevlerde bize yetişsinler. Şiddetle bunu da tavsiye edelim. Bu kitapta 72 ile 82 arası bizim ödevimiz olacak sayfa olarak arkadaşlar. Neler var? şöyle hep birlikte bir bakalım. Elementlerin sınıflandırması ve daha doğrusu tabii ki periyodik sistemdeki ilk çalışmalarla başlayacağız arkadaşlar. Kitapta her sayfa bize bir konuyu anlatacak. Ardından da anlattığı konuyla ilgili soruları bir sonraki sayfada bize yöneltiyor olacak. Bu bu şekilde devam edecek ve konuyu aslında bize güzelce öğretmiş olacak. Bölümü tamamladığımız zaman ise bölüm testleri yani tara geç testleri bizi bekliyor olacak. Genel bir bakış atmamızı sağlayan bunları da tamamladıktan sonra tabii ki bir sonraki konuya hazır olacak. Ama ödevimiz tabii ki burada bitmiyor. Sıfırdan dokuzda kimya kitabını bitirip iyice güzelce konuyu öğrendikten sonra artık bütün taşları yerine koynamak için Dinamo Kimya kitabın karşımıza çıkacak. Burada da Tesla 10-18 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bu kitapta neler var peki? Nasıl bir sistem bizi bekliyor? Burada da arkadaşlar her sayfada bize şöyle bir e, çözümlü örnek sunulacak. Çözümlü örnekten sonra burada çözülen soruya benzer nitelikte dört tane soru aşağıda bekleyecek. Her sayfada bu şekilde devam ediyor olacak. Ve yine bölüm bittikten sonra bölümle ilgili tarama testleri bizi bekliyor olacak. Tabii ki her iki kitapta da diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Ya da çözümünü şöyle bir dinlesek iyi olur dediğimiz sorular var. Kare kodlar bize yardımcı olacak. Video çözümleri sayesinde bütün eksiklerimizi giderme imkanına sahip olacağız. Güzelce ödevimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım artık. Arkadaşlar Dalton atom modeli ile birlikte aslında e, elementler üzerine çalışmaya başladık elementleri artık atomlarla sınıflandırma atomlarla karşılaştırmaya başladık ardından da tabii ki ne oldu keşfedilen element sayısı sürekli artmaya başladı başlarda hani ilkel zamanlardan bahsediyorsak atıyorum 20-25 tane element bilinirken artık element sayısı çok fazla olmaya başladı. Dolayısıyla bu elementleri artık sınıflandırmaya ihtiyaç duymaya başladık. Bunları nasıl sınıflandıracağız diye bilim insanları düşünmeye başladılar. Burada tabii ki Öncesinde birçok çalışma oldu. Mesela Döbreiner ortaya çıktı. Dedi ki biz elementleri üçlü gruplara ayırmamız lazım. Bunda triatlar kanun olarak, kurallı olarak ortaya çıkardı. Dedi ki doğadaki elementler üçlü gruplar halinde birbirine benzeyen fiziksel ve kimyasal özellikler taşırlar. Mesela lityum, sodyum, potasyum veya kalsiyum, sr ve BA şeklinde bu elementler birbirine benzer özellikler gösteriyorlar dedi. Ardından Şankurtuğa çıktı. Dedi ki biz kütleyi kullanarak yani atomların kütlelerini kullanarak yeni bir sistem oluşturabiliriz. Bunu da bir silindir üzerine düşey sütunlar oluşturduğu elementleri buraya yerleştirdi. Ardından Lens çıktı ve dedi ki hayır üçlü kuralı bizim için yeterli değil, tutarlı değil. Biz elementleri kütle numarasına göre sıraladığımız zaman 8 elementte bir özelliklerin tekrar ettiğini görüyoruz. Demek ki oktavlar dediğimiz bir kural vardır. Yani aslında 8'liler kuralı her 8 elementte bir özelliklerin birbirini tekrar ettiğine yönelik bir kural geliştirdi. Ama bunların hiçbiri yeterli olmadı. Bu kuralların daha da geliştirilmesi gerekiyordu. Burada en önemli adım atan kişi Dimitri Ivanoviç Mendeleev oldu arkadaşlar. Bu isim bizim için çok önemli. Bak bu ismi bileceğiz. Çünkü o güne kadar bulunan bütün elementlerle ilgili çok güzel bir sistem hazırladı neredeyse mükemmel bir şekilde çalışan bir sistem hazırladı o zamana kadar henüz 63 element keşfedilmişti O yüzden de o gün bilinen 63 elementin sınıflandırmasına yer verdi. Ve burada arkadaşlar henüz bugün kullandığımız sistemde atom numarasını yani proton sayısını baz alıyoruz ama henüz keşfedilmemişti bu. Ve o zamana kadar sıralamalar hep kütle numarasına göre yapılmıştı. O da yine artan atom kütlesine göre sıralama yaptı. Bak burası önemli bir madde arkadaşlar. Sorularda sıklıkla karşımıza çıkacak. Mendeleyev'in sıralaması atom kütlesine göre yapmıştı ve burada bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerin de periyodik olarak tekrarlandığını görmüştü. Az önce Oktavlar kuralında bahsettiğimiz kuralı aslında Mendeleyev tekrarlamış oldu. Dedi ki 8 elementte bir özellikler birbirini tekrar ediyor. O zaman biz bu 63 elementi bu kütle numarasına göre sıraladığımız zaman 8 elementte bir tekrar eden şekilde düzenli bir sıra yakalayabiliriz. Ve burada 8 tane grup, 12 tane de sıra kullandı arkadaşlar. Yani grup ve periyot aslında kullandıkları e ve buradaki elementlerin özelliklerini alt alta gelen elementlerin benzer özelliklere sahip olmasını sağladı. Atom kütlelerine göre sıralama yaparken ama bazı hataların olduğunu fark etti. Mesela e, atom kütle numarası daha büyük olmasına rağmen daha önce yazılması gereken bazı elementlerin var olduğunu fark etti. Dedi ki böyle bir durumda biz kütle numarasını yanlış hesaplamışızdır. Biz elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini baz almalıyız ve benzer özellikteki elementleri alt alta dizmeliyiz arkadaşlar. Az sonra bahsedeceğiz. Burada aslında hatanın kütle numarasında olmadığı, aslında sıralamanın atom numarasına göre yapıldığı daha sonra bize Moseley söyleyecek. Ve Mendeleyev'in en 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 önemli noktasına gelecek olursak arkadaşlar, henüz keşfedilmemiş bazı elementlere bile periyodik sisteminde yer verdi. Yani 63 element için sıralama yaptı ama henüz keşfedilmemiş bazı elementleri de bu periyodik sistemde yer verdi ve oralarda boşluk bırakarak soru işaretleri koydu. İşte bu soru işaretleriyle aslında şunu söylemiş oldu bize. Doğada böyle bir element aslında var ve periyodik sistemindeki korunulan tür bütün fiziksel kimyasal özelliklerini biz bu elementin biliyoruz. Sadece henüz keşfetmedik. Haydi gidin keşfedin bakalım. İşte bu boşluklar sayesinde, oraya koyduğu bu soru işaretleri sayesinde yeni elementlerin keşfi hızlandı arkadaşlar. ile ilgili bak karşımıza çıkacak sorularda bilmemiz gereken en önemli noktalar atom kütlesine göre sıralama yapmış olması. Bu aslında bugünkü periyodik sisteme göre yanlış bir sıralama oldu ve en çok çıkacak noktada işte bu boşluk kısmı bu boşluklar sayesinde yeni elementlerin keşfini hızlandırmış olması. Peki neden üstün Mendeleyev'i biz modern periyodik sistemin babası olarak ünvanlandırmış durumdayız? Hatta periyodik sistemde yer alan elementlerden birine Mendeleyev'yum adını verdik. Onun bu önemli çalışması sayesinde arkadaşlar. Çünkü Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler alt alta geliyordu. Bugün kullandığımız periyodik sistemle aynı sistemi kullanıyor ve tabii ki daha önemli noktası bıraktığı bu boşluklar sayesinde yeni elementlerin keşfini hızlandırmış olması. Mesela böyle bir boşluğa dedi ki buradaki elementi biz şu anda bilmiyoruz ama biz ona eka silisyum adını verelim. Hemen e, bulunduğu konumdan ötürü e, Alüminyum en altında olduğu için e, özellikler olarak el, el, alüminyuma benzer özellikler taşıması gerekiyor. Kütle numarasını da tahminen biliyoruz. Ve bize belli tahminlerde bulundu. Dedi ki periyodik sistemde sahip olduğu konumdan ötürü işte atom numarası 72'dir. Yoğunluğu yaklaşık 5.5 olmalıdır. Yüksek bir elma sıcaklığına sahip olmalıdır. Koyu gri renge sahip olmasını bekliyoruz. Oksijenli bileşiğinin EO2 şeklinde olmasını bekliyoruz. Ve 100 santigrat derecenin altında bir sıcaklıkta kaynamasını bekliyoruz. Eğer klorlu bir bileşik oluşturursa. Ardından ilerleyen zamanlarda germanyum diye bir element keşfedildi ve germanyum elementinin atom kütlesinin neredeyse Mendeleyev'in tahminiyle aynı olduğunu gördük. Ardından yoğunluğu neredeyse aynı, erime noktasının gerçekten de çok yüksek olduğunu fark ettik. Rengi yine aynı şekilde Mendeleyev'in söylediğine çok yakın bir renk. Oksijenle tıpkı onun söylediği gibi bir bileşik oluşturuyor ve klorlu bileşiği gerçekten de 100 santigrat derecenin altında bir sıcaklıkta kaynıyor. Dolayısıyla da aslında Mendeleyev'in tahminleri neredeyse birebir tutuyor ve bu tutmadan ötürü de biz hızla yeni elementler keşfetme şansına sahip olduk. Peki nasıl bir periyodik sistem ortaya koydu? Tam olarak çizdiği periyodik sistem böyleydi arkadaşlar ve boşluklar sayesinde koyduğu soru işaretleri sayesinde kütlelerini tahmin ettiği elementlerin aynı zamanda periyodik sistemdeki konumlarından ötürü bütün özelliklerini de tahmin etmiş oldu bize sunmuş oldu arkadaşlar. Hatta şöyle bir olay var bir kişi yeni bir element keşfettiğini iddia ederek bir makale yayınlıyor. Mendeleyev bu makaleyi okuyup daha o element hiç incelemeden kendi periyodik sistemiyle kıyaslıyor ve diyor ki hayır doğada böyle bir element yer alamaz. Böyle bir şey benim periyodik sistemime göre mümkün değildir. Ardından yapılan incelemelerde gerçekten de Mendeleyev'in haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yani doğada öyle bir element yok. Adam yanlışlıkla bir şey keşfettiğini zannetmiş sadece. İşte Mendeleyev'in sunduğu periyodik sistemin aslında ne kadar değerli olduğunu bize ortaya çıkaran önemli bir anekdotu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Ardından Moseley geliyor arkadaşlar. Kendisi Çanakkale Savaşında ölmüş bir İngiliz e, bilim insanıdır arkadaşlar. E, atom kütlesine göre sıralamalarda neden farklılıklar oluşuyor sorusunu e, kendine sorarak bu aslında çalışmalarını ilerletmiştir. Hani Mendeleev demişti ki eğer atom kütlesine göre sıralama yaptığımız zaman bir hata varsa bu kütle numarasını yanlış hesaplamamızdan kaynaklanıyordur. Moseley diyor ki hayır yanlış hesaplamadan olmamalı başka bir şey olmalı burada. Ardından X ışınlarını kullanarak bir çalışma gerçekleştiriyor ve X ışınlarının enerjisi ile ...elementlerin atom numaralarının yani proton sayılarının arasındaki bağlantıyı keşfediyor. Bu da aslında atom numarası kavramının keşfi oluyor arkadaşlar. Ardından da diyor ki ben sıralamayı bir de atom numarasına göre yapıp da deneyeyim bakalım ne olacak... ...ve atom numarasına göre sıralama yaptığı zaman yani kütle numarası yerine atom numarasını kullandığı zaman... ...az önce Mendeleyev'in yaptığı sistemdeki hataların kendiliğinden giderildiğini fark ediyor. Mesela argon ve potasyumu kıyaslayalım arkadaşlar hani... Ee, o zaman henüz keşfedilmemişti argon tabii ki ama e, durumu görmek için bizim için önemli olacak bu. Mesela Mendeleyev bu iki elementi sıralıyor olsaydı... Potasyum 39 argon 40 kütle numarasına sahip olduğu için potasyum argon'dan önce yazmalıydı. Ama fark ediyoruz ki argon 8A grubunda yani soy gazlarda bugünkü periyodik sistemde e, dolayısıyla da e, 8A grubuna daha benzer özellikler gösteriyor. Potasyum ise bir alt periyodun 1A grubunda bugünkü sistemde. E, dolayısıyla aslında potasyum argon'dan sonra yazılmalı periyodik sistemde ve atom numaralarına baktığımız zaman gerçekten de potasyumun argon'dan sonra gelmesi gerektiğini görmüş oluyoruz. Hem özel özellikle özellikler, fiziksel kimyasal özellikler hem de atom numaraları bu sıralamanın bu şekilde yapılması gerektiğini bize söylüyor. Ancak kütle numaraları bunun tam tersini söylüyor. Dolayısıyla da e, sıralamanın atom numarasına göre yapılması fikri doğru bir fikir olarak ortaya çıktı. Peki Mozeley'den sonra, Mozeley periyodik sistemini geliştirdikten sonra biz nasıl bir periyodik sistem ortaya çıkarmışız? Arkadaşlar bugün kendi hani alttaki iki satır hariç neredeyse birebir Mozeley bizim için periyodik sistemi hazırladı. Dedi ki periyodik sistemdeki dikey sütun bunlara biz grup adını verelim ve fiziksel ve kimyasal olarak birbirine benzeyen elementleri aynı gruplara yazalım. Yani berilyum, magnezyum, kalsiyum bak bunlar birbirine çok benzer özellikler gösteren elementlerdir. O yüzden alt alta yazılmışlardır. Yatay satırlara da periyot adını verdi arkadaşlar. Periyottaki elementlerde katman sayısı itibariyle birbirine benzeyen ancak fiziksel kimyasal olarak birbirinden farklı elementleri içerdiğini söyleyebiliriz. Peki Yeni periyodik sistemimizde yani son halinde modern periyodik sistemde biz nasıl elementleri sıralayabiliyoruz? Sadece atom numarasını biliyorsak onun yerini tahmin edebiliyor muyuz, belirleyebiliyor muyuz? Onun üzerine konuşacak olursak arkadaşlar diyeceğiz ki birinci periyotta sadece iki tane element vardır. İkinci periyotta yani ikinci katmanda 8 tane element vardır. Üçüncü periyotta yani üçüncü katmanda yine 8 tane element vardır. Dördüncü periyotta 18 element olmasına rağmen ilk 20 elementten bahsediyorsak demek ki ilk 20'nin geri kalan ikisi dördüncü periyotta yer alıyordur. Bu da aslında elektronların katmanları dizilimi ile alakalı olacak. Yani diyeceğiz ki Lityum elementinden bahsediyorsak mesela elektronlar katmanlara şu düzenle yani 2 8 8 2 düzeniyle yerleşmek zorunda. Buna göre Birinci katmanına iki elektron yazdığımız zaman ikinci katman için sadece bir elektron kalmış oluyor. Toplam üç tane elektronu olduğu için. O zaman diyeceğiz ki buraya yazdığımız toplam katman sayısı bize onun periyot numarasını verir. Bak iki katman yazdık demek ki periyodik sistemin ikinci periyodunda yer alıyormuş. Grubuna gelecek olursak bu da değerlik elektron sayısı. Yani son katmana yazdığımız elektron sayısı kaçsa o bize grubunu verecek arkadaşlar. Son katmanda bir elektron var. Demek ki grup numarası birmiş ve ilk 20 elementin hepsi A grubu gruplarında yer aldığı için yani baş grup elementi olarak adlandırıldığı için bir A grubunda yer aldığını belirtiyoruz. Mesela sodyumdan bahsediyorsak toplam 11 tane elektron var ya bak şunu diyeceğiz. Birinci katmanda iki elektron varmış. İkinci katmanda 8 elektron varmış. Bak toplam 10 elektron oldu. Demek ki 11. elektron 3. katmana gelmeliymiş. Yani 3. katmanda sadece 1 elektron varmış. O zaman diyeceğiz ki toplam 3 tane katman yazdığımıza göre bu 3. periyotta yer almalıdır. Ve son katmanında sadece 1 elektron olduğuna göre 1 A grubu elementidir. Yani periyodik sistemde baktığımız zaman lityumla sodyumun hemen alt alta gelmesi gerektiğini buradan anlamış oluyoruz. Mesela klor'a gelecek olursak bak klor'un 17 tane elektronu varmış arkadaşlar atom numarası 17 olduğu için. Dolayısıyla elektronlar nasıl dizilecek? Birinci katmana 2, iki, ikinci katmana 8 elektron yazdık toplam 10 elektron oldu. Üçüncü katman maksimum 8 elektron alıyordu. Demek ki geri kalan 7 elektronu üçüncü katmana yazmamız gerekiyor. Toplam 3 katman yazdık o zaman üçüncü periyotta yer alıyordur. Son katmanda 7 elektron var demek ki 7A grubu elementiymiş klor'dan bahsedecek olursak. Potasyuma geçelim. Bak 2 iki... 8 yazdık. Buraya bir 8 daha yazdığımız zaman toplamda 18 tane elektronu yerleştirmiş olduk. Ama 19 elektron vardı. Yani son bir elektron 4. katmana geliyormuş. Arkadaşlar o zaman diyeceğiz ki toplam 4 tane katman var. Bu o zaman 4. periyotta yer alıyordur. Son katmandaki elektron sayısı 1'miş. Yani 1A grubu elementi miymiş? Bak lityum, sodyum, potasyum 2. 3. ve 4. periyotta hemen alt alta yer alan elementler olmalıymış. Burada helyuma dikkat etmemiz gerekiyor. İstisna olarak karşımıza sadece helyum çıkacak. Çünkü iki tane elektron var. Demek ki tek katmanda iki elektron var. Bu periyot numarasının bir olduğunu gösteriyor. Zaten birinci periyotta iki element var. Bunlardan birisi hidrojen, diğeri de helyum. Ama... Bunun değerlik elektron sayısının iki olması onun 2A grubunda olduğunu göstermeyecek. Çok çok istisna olarak bu fiziksel ve kimyasal özellikleri soy gazlara benzediği için 8A grubunda yer aldığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Bunun istisna durum olduğunu lütfen unutmuyoruz. Değerlik elektron sayısı iki olmasına rağmen o bir 2A grubu elementi değil 8A grubu elementi olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim arkadaşlar modern periyodik sisteme şöyle genel bir bakış atmamız gerekiyor. Şimdi diyeceğiz ki 1A grubu. Periyodik sistemin ilk grubu birinci sırasında yer alan gruba alkali metaller adını vereceğiz arkadaşlar. 2A grubuna hemen yani periyodik sistemi bak bu birinci sırasındaki element bu ikinci sırasında yer alan element 2A grubu adını alacak toprak alkali metaller olarak değerlendireceğiz. Arada toplamda 10 tane B grubu var arkadaşlar. Burada 10 tane B grubu yer alacak. Ardından gelen grup 3A grubu. Yani aslında dolayısıyla bak birinci grup, ikinci gruptu. 3A grubu periyodik sistemin 13. grubu olacak ve toprak metalleri adını alacak arkadaşlar. Bor elementiyle başlayan grup bor ailesi olarak da adlandırılabilir. 4A grubu sonrasında gelen element lerimizin içerdiği grup olacak dolayısıyla 14. grup olacak. Ardından 5A grubu azot grubu olarak karşımıza çıkacak dolayısıyla periyodik sistemin 15. grubudur. 6A grubu oksijen grubu olarak bildiğimiz bir grup periyodik sistemin 16. sırasında yer almakta. Halojenler 7A grubudur ve 17. sırada yer almaktadır dolayısıyla da 8A grubu. Yani soy gazlar 18. sırada yer almaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla periyodik sistemi değerlendirdiğimiz zaman kaç tane grup vardır dersek 18 tane grubun yer aldığını göreceğiz. Bunlardan 8 tanesi A grupları ki buradaki elementleri baş grup elementleri adını vereceğiz. Ve arada 10 tane geçiş metali grubu yer alacak. Bunlara da B grupları diyeceğiz ilerleyen aşamalarda. Ve bunun üstüne arkadaşlar alt tarafta iki tane satırımız var. Lantanitler ve aktinitler olarak adlandırdığımız iki tane satır yine periyodik sisteme dahil olan e, gruplarımız olacak ve burada toplamda arkadaşlar 7 tane periyotta bulunan 118 tane elementten bahsedeceğiz. Yani periyot sayısı kaçtır gibi bir soru gelirse 7 tane periyodumuz vardır periyodik sistemde. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. 1A grubu elementlerine alkali metaller adını vermiştik. Ama burada 1A grubunun ilk sırasında yer alan hidrojeni ayrı değerlendireceğiz. Çünkü hidrojen alkali metaller grubunda yer almasına rağmen kendisi bir A metaldir. Dolayısıyla bak şu cümle doğru. Hidrojen alkali metaller grubundadır. Ama şu cümle doğru değil. Hidrojen bir alkali metaldir cümlesi yanlıştır. Çünkü hidrojen bir e, ametaldir. Benzer şekilde diğer bir istisnamız bor olacak arkadaşlar. O da 3A grubunun ilk üyesi olan bor elementi e, her ne kadar toprak metalleri grubunda yer alsa da kendisi bir yarı metaldir. Dolayısıyla da bor toprak metalleri grubunda yer alır. Ancak bir toprak metali değil bir yarı metaldir şeklinde bu istisnaları dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar ediyoruz 7 tane periyot 18 tane grup var. Periyodik sistemin birinci ve ikinci grupları 1A ve 2A grubudur. Ancak 3A grubu 13. sıradan itibaren karşımıza çıkar çünkü arada 10 tane geçiş metali grubu vardır. Şimdi gelelim elementleri sınıflandırmaya bakalım arkadaşlar. Metallerle başlayalım. Metaller burada gördüğümüz şu pembe renkli olan elementler. Yani aslında periyodik sistemdeki büyük çoğunluğu oluşturanlar metaller olacak. E, periyodik sistemin sol alt tarafına yığılmış durumda olduklarını görüyoruz. Burada arkadaşlar sadece hidrojen bizim istisnamızdı. Onun dışında sol ve alt tarafta kalan elementlerin hepsi metal. 1A grubunda hidrojen hariç hepsi metal. 2A grubu elementinin tamamı metal. Geçiş elementlerinin tamamı metal. Lantanitlerin ve aktinitlerin tamamı metal ve buradaki 3A grubundan itibaren de alt tarafta kalan sol alt tarafta kalan elementleri metal grubu olarak değerlendireceğiz. Peki metallerin özellikleri nelerdi? Yüzeyleri parlak arkadaşlar. İlk olarak bileceğimiz özellik bu olacak. Serbest halde atomik yapıda bulunuyorlar. Mesela Fe2 gibi bir yapı söz konusu bile değil. Bütün metaller doğada atomik yapıda bulunurlar. Civa hariç oda koşullarında bütün metaller katı haldedirler arkadaşlar. E, sadece civa sıvı halde bulunuyor. Oda koşullarında geri kalanların hepsi ama hepsi katı halde oksitlerine gelecek olursak yani oksijenli bileşikleri genellikle bazik özellik gösterecek birkaç tane istisnası var. Amfoter özellik gösterdiğini söyleyeceğimiz. Onun dışında hepsi bazik özellik gösterecek. Bunlar Tel ve lev haline getirilebilir dolayısıyla da işlenebilir elementler olacak metallerden bahsettiğimiz zaman ve diyeceğiz ki bileşik oluştururken kendi aralarında bileşik oluşturamazlar sadece ametallerle bileşik oluştururlar ve bu bileşiklerde iyonik bağlı bileşiklerdir yani tuz yapılarında bulunurlar yani metal eğer bir bileşiğin yapısındaysa o bileşiğin adı tuz yapısıdır diyeceğiz. Ametallere gelecek olursak arkadaşlar yine benzer şekilde periyodik sistemi karşımıza aldığımız zaman şu mavi renkli gördüklerimiz ametal. Dolayısıyla aslında şöyle 4A, 5A, 6A ve 7A grubuna bir köşeye yığılmış durumdalar. Az sayıda A metal var. Sayı olarak azlar ama doğada tabii ki miktar olarak oldukça fazlalar. Burada istisna olarak sadece hidrojeni tekrar tekrar söylüyoruz unutmuyoruz. Bir A grubunda olmasına rağmen A metal özellik gösterecek. Peki taşıdığı özellikler neler A metaller? Bak aslında metaller için ne söylüyorsak burada onun zıttı karşımıza çıkacak genellikle. Çünkü metallere demiştik ki yüzeyleri parlaktır ancak A metaller mat bir yüzeye sahiptir. Oda koşullarında metaller Civa hariç hepsi katı haldeydi. Bunlar katı sıvı veya gaz halde olabilir. E, hepsi için farklı alternatif, farklı durumlar söz konusu... Bunlar metallerle ve ametallerle bileşik oluşturabilirler. Hani metaller için dedik ki sadece ametallerle yönük bileşikler oluşturabiliyorlar. Ametaller metallerle yine tabii ki yönük bileşikler oluşturuyorlar ama kendi aralarında da kovalent bağlı bileşikler oluşturmaları mümkün oluyor. Demiştik ki metaller tel ve levha haline getirilebilirler ve işlenebilirler. Ametaller için böyle bir durum yok. Ametaller kırılgan yapıdadırlar dolayısıyla işlenemezler. Serbest halde Genellikle moleküler yapıda bulunurlar. Metaller için dedik ki amotel, e, atomik yapıda bulunurlar, ama bunlar mesela N2, O2, f 2 H2, Cl2 gibi e, moleküler yapıda bulunurlar. Yani atom gruplarını oluştururlar ve metaller için dedik ki elektriği gayet iyi iletirler. Ancak ametallerde sadece ve sadece karbonun grafit hali elektriği iletir, onun da her hali iletmez. Sadece grafitken iletir. E, bunun dışında metaller elektriği iletmezler arkadaşlar. Yarı metallere gelecek olursak şurada gördüğümüz sarı renkli elementleri de yarı metaller olarak isimlendireceğiz. Yine aynı şekilde 3A, 4A, 5A, 6A ve 7A gruplarında bunları görüyoruz. Şöyle bir merdivene benzer şekilde doğada oldukça tabii ki az sayıda olduklarını görüyoruz. Bunlar arkadaşlar özelliklerini değerlendirirken diyeceğiz ki fiziksel olarak metallere ama kimyasal olarak a metallere benzerler. O yüzden yarı metal adını alıyorlar zaten. yüzeyleri parlak veya mat olabilir. Genelleme yapacak olursak metal göre daha mat ama A metallere göre daha parlak bir yüzeye sahip oluyorlar. Tıpkı hani fiziksel özellikleri metallere benzer dedik ki bu yüzden metaller gibi tel ve ha, leve haline getirilebiliyorlar ve kimyasal özelliklerin A metallere benzemesi de onların A metallerle kovalent bağlı bileşikler oluşturmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, genel bir özetten bahsedebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar. Soy gazlardan bahsedelim bir de. Soy gazlar periyodik sistemin en sondaki 8A grubu elementlerine şu turuncu renkle gösterilen elementlerden bahsediyoruz aslında burada arkadaşlar. Ee, oraya yığılmış durumdalar. Adı üzerinde zaten soy gaz bunlar e, sadece oda koşullarında gaz halde bulunabilen elementler 8A grubunda yer alır tamamı tamamı oda koşullarında gaz haldedir. Dolayısıyla da erime kaynama noktaları oldukça düşüktür. E, kararlı haldedirler dolayısıyla 8A grubu elementleri yani soy gazlarla ilgili diyeceğiz ki bileşik oluşturmazlar ve serbest halde hepsi her zaman için atomik yapıdalar bir molekül yapısının içerisinde bulunmazlar hiçbir bileşin yapısında bulunamazlar sadece element olarak doğada yer alırlar hemen sorumuzu çözelim o zaman. X, Y ve Z elementleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bak X ve Y aralarında sadece alaşım oluşturabiliyor. Arkadaşlar bileşik oluşturamayan hangi türdü? E alaşım oluşturabilen hemen aklımıza metal gelecek. Demek ki X ve Y elementleri metallermiş. Z bileşiklerinde hem artı yüklü hem de eksi yüklü olabilirmiş. Bu aslında hem A metallerle hem de metallerle bileşik oluşturabildiğini gösteriyor. Demek ki Z de bir ametalmiş. Şimdi bunları bildiğimize göre X serbest halde atomik yapıdadır. Metaller her zaman için serbest halde atomik yapıdaydı. Moleküler halde bulunamıyorlardı. Y'nin yüzeyi parlaktır. Y bir metal olduğuna göre evet yüzeyinin parlak olmasını bekliyoruz tabii ki. Z ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Oysa ki ne dedik? zebra metal olduğuna göre metallerle iyonik kendi aralarında yani ametallerle kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Birinci ve ikinci ifadelerimiz doğru olduğu için cevabımız da C seçeneğidir. O zaman Neler yaptık şimdi şöyle bir gözden geçirelim. Mendeleyev'den ve Moseley'den bahsettik arkadaşlar. Ee, yani periyodik sistemin aslında tarihçesi üzerine konuştuk. Modern periyodik sistemi genel anlamda ele aldık. Neler var nelerden bu bahsediyoruz. Nerelere grup nerelere periyot diyoruz. Bunlar üzerine konuştuk. Periyodik sistemde yer bulmak için atom numaraları ve bunların elektron dizilimlerinden bahsettik. 2, 8, 8, 2 şeklinde sıralanır ve ilk 20 elementin periyodik sistemdeki konumu buna göre belirlenir dedik. Ardından da metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere elementleri sınıflandırdık. Periyodik sistemdeki konumları ve özellikleri üzerine konuştuk ve güzelce konumuzu tamamladık. Bir sonraki dersimizde periyodik özellikler diyeceğiz ve burada yine buluşuyor olacağız arkadaşlar. O zaman... Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce oluyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.